serinin 3. hikayesiyle devam ediyoruz. Bilmeyenler için bu seri sadece dinleyerek İspanyolcanızı geliştirebilmenize yönelik bir seri. Diğer 2 hikayeyi tamamıyla böyle sindirmediyseniz bu videoya geçmemenizi tavsiye ediyorum. Yine de keyif sizin keyfiniz. Bu hikayeler hoşunuza gidiyorsa eğer kanala abone olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Aynı zamanda zile basarak bildirimleri açarsanız da ben her video yükleyişimde bundan haberdar olursunuz. Her zamanki gibi önce okuyacağız, daha sonra açıklayacağız. Bir İspanyol tarafından seslendirip sorularımıza geçeceğiz. Bugünkü hikayemiz Mi Casa. Diyor ki, Mi casa es un poco extraña. Tiene ruedas y se mueve. Mi casa tiene un baño, un salón, una cocina y una cama. Puedes ver la televisión desde cama, pero normalmente no la utilizamos. Nos gusta la televisión, pero nos gusta mucho más mirar por la ventana el paisaje. Y como nuestra casa tiene ruedas, el paisaje siempre cambia. Mi casa es pequeña porque para nosotros es más importante lo que hay fuera de casa que las cosas que hay dentro. Mi casa está cerca de la playa, pero también cerca de la montaña. Mi casa tiene electricidad solar y agua caliente. También tiene calefacción. En mi casa vivimos mi mujer, mis dos perros y yo. Una de mis perros se llama Luna. Y es muy buena. Tiene 12 años. El otro es gordo y tiene 7 años. Nosotros viajamos mucho y nuestros perros duermen cuando viajamos. Nos encanta viajar porque nos encanta aprender cosas nuevas. Şimdi bu hikayemizin adı Mi Casa. Casa ev demek. Mi casa benim evim demek. Biliyor musunuz bir hikayede su demiştik. Onun ya da onların anlamına geliyordu. Mi ise benim anlamına geliyor, tamam mı? Mi casa benim evim. Mi casa es un poco extraña. Es ser eyleminden geliyordu. Olmak anlamına geliyordu. Mi casa es benim evim olmak, benim evimdir. Extraña. Extraña garip demek, tuhaf demek. Extraño, extraña. Neden extraña kullanmış? Çünkü casa dişil bir kelime, feminen bir kelime. O yüzden extraño değil, extraña'yı tercih ediyoruz. Poco, az demek. Un poco, biraz. Toparlayalım. Benim evimdir, biraz tuhaf. Yani benim evim biraz tuhaftır diyor. Tiene ruedas y se mueve. Tiene, tener eyleminden geliyordu. Sahip olmak, birinin bir şeyinin olması anlamına geliyordu. Tiene dediğimiz zaman ne yapmış? Kasaya göre çekimlemiş değil mi? Mi casa, benim evimin var, benim evim sahip. Rueda, teker demek. Ruedas, tekerler, tekerlikler varmış. Y, ve anlamına geliyor. Se mueve de moverse'den geliyor. Dönüşlü bir eylem. Mover, hareket ettirmek, başka bir şeye yöneldiği zaman eylemimiz. Moverse de kendini hareket ettirmek, tamam mı? Eylem sana dönüyor. O yüzden dönüşlü fiil. Se mueve, hareket ediyor. Yani tekerleri var ve hareket ediyor. Mi casa tiene un baño, un salón, una cocina y una cama. Mi casa tiene ne demiştik? Benim evimin var demiştik. Benim evim sahip. Banyo, banyo, un banyo. Bir banyo. Neden un? Çünkü banyo maskülen bir kelime. Un banyo. Un salon. Salon da aynen öyle maskülen bir kelime. Cocina. Una cocina. Mutfak. Bir mutfak. Y una cama. Kama, yatak demek, dişil bir kelime olduğu için bu da cocina gibi aynen. Una'yı almış. Yani bir banyosu, bir salonu, mutfağı ve yatağı varmış evimin. Puedes ver la televisión desde la cama. Kama, yatak demiştik. Artık la cama olmuş. Neden? Çünkü önce bir una cama dedi. Evimde bir yatak var dedi. Artık o yataktan bahsediyor değil mi? O yüzden belirli bir yatak oldu. La cama oldu. Desde, den beri demek. Bir yerden demek. Desde la cama, yataktan. Puedes, poder eyleminden geliyor. Yeterlilik bildiren bir eylem. Çok önemli bir eylem bence. Puedes ver. Ver, görmek.
izlemek. Burada televizyonla kullandığı için izlemek anlamında kullanmış. Puedes ver, izleyebilirsin. La televisión zaten çok benziyor. Televizyonu izleyebilirsin. Desde la cama, yataktan. Yani yataktan televizyonu izleyebiliyormuşsun. Pero, ama, fakat, lakin. Normalmente normalden geliyor. Genellikle anlamına geliyor. Bunu da birçok öğrenci mesela usualmente falan gibi kelimeler kullanıyorlar. Ama bir İspanyol günlük bir konuşmada usualmente'yi ben hiç duymadım yani. Normalmente diye kullanıyorlar genelde. Normal olarak, genel olarak. No la utilizamos. Utilizar, kullanmak. Utilizamos, bize göre çekimlenmiş. Utilizo, utilizas, utiliza gibi gibi gidiyor. Utilizamos, biz kullanıyoruz. La diye kullanmış değil mi? La utilizamos. La dediğini la televisión. Yani televizyonu kullanıyoruz. No la utilizamos, kullanmıyoruz. Normalmente no la utilizamos, genellikle kullanmıyoruz. Yani diyor ki yataktan televizyon izleyebilirsin ama genelde onu kullanmıyoruz. Normalde onu kullanmıyoruz. Nos gusta la televisión. Şimdi gustar eylemi daha önce de değinmiştik, o yüzden kısa kesiyorum. Bir şeyin hoşuna gitmesi anlamına geliyordu. Nos gusta, nos bize demek. Gusta, bir şey bizim hoşumuza gider. Neden gusta diye çekimlemiş? Çünkü televizyona göre çekimlemiş, tamam mı? Gustamos demiyor. Biz seviyoruz, biz hoşlanıyoruz demiyor. Nos gusta diyor. Televizyon bize gidiyor, bizim hoşumuza gidiyor diyor. La televisión, yani televizyon hoşumuza gidiyor. Pero, az önce gördük. Ama, nos gusta mucho más mirar por la ventana el paisaje. Paisaje, manzara demek. El paisaje demek ki maskülen, eril bir kelime. Diyor ki nos gusta, bizim hoşumuza gider demiştik. Mucho más. Más daha fazla demek. Mucho çok anlamına geliyordu. Mucho más, hani çok daha fazla. Mirar, bakmak anlamına geliyor. Por la ventana. Ventana, pencere demek. La ventana diye kullanmış. Niye? Çünkü evinin penceresinden bahsediyor. Mirar por la ventana. Por da demiştik, birçok anlamda kullanılabiliyordu. Buradaki por la ventana da pencereden, değil mi? Pencere üzerinden, pencere aracılığıyla bakmak. Yani diyor ki manzaraya pencereden bakmak çok daha hoşumuza gidiyor. Yani diyor ki televizyon hoşumuza gidiyor ama pencereden manzaraya bakmak çok daha hoşumuza gidiyor. Y como nuestra casa tiene ruedas. Rueda ne demekti? Teker, tekerlek. Tiene sahip olmaktı değil mi? Kim sahip? Nuestra casa. Casa ev demek. Nuestra da bizim demek. Mi benim demekti. Nuestra bizim demek. Bizim evimiz. Tiene ruedas. Bizim evimizin tekerleri var ya da bizim evimiz tekerlere, tekerleklere sahip. Y como. Buradaki y como'yu da şöyle kullanmış. Şimdi como'yu hep nasıl anlamında görmüş olanlarınız olabilir. Onda tilde var. Tamam mı? Buradaki como o nasıl anlamında kullanılmamış. Tildesi yok. Gibi anlamlarında da kullanılabiliyor. Yani y como nuestra casa tiene ruedas. Hani nasıl ki olduğu gibi evimizin tekerlekleri olduğundan dolayı diyor yani. Hani nasıl ki evimizin tekerlekleri var. El paisaje, manzara, siempre cambia. Cambiar'dan geliyor bu da. Değişmek anlamına geliyor. Siempre her zaman demek. Manzara her zaman değişiyormuş. Mi casa es pequeña. Pequeña, küçük demek. Mi casa, benim evimde. Es, ser eyleminden geliyordu. Olmak demekti. Benim evim olmak, küçük. Yani benim evim küçük, benim evim küçüktür. ¿Por qué? Çünkü para nosotros es más importante. Bu biraz uzun bir cümle, kısa kısa gidelim. Para nosotros, para için anlamına geliyor. Nosotros, biz demek. Para nosotros, bizim için. Es más importante. Importante, önemli demek. Más ne demekti? Daha fazla değil mi? Daha önemli. Es más importante. Daha önemli olmak. Bir şey daha önemliymiş bakalım. Daha önemlidir. Lo que hay fuera de casa. Burada kesiyorum yine. Casa ev demekti. Fuera dışarı demek. Burada da yine hani demiştik ya kelime grupları olur isim tamlaması gibi. Fuera de casa, evin dışı anlamına geliyor. Her zaman tersten geliyordu. Casa ev, de, nin anlamını katacak. Evin dışı. Ay,
var olmak demiştik. Tener gibi aynı. Ama birine aitlik söz konusu değil. Tener'de mesela benim var, senin var, onun var. Ay'da kimseye aitlik söz konusu değil. Ortada genel bir şey var. Ke ay. Lo ke ay. Lo'yu neden kullanıyoruz? Çünkü işte artikelli bir dil olmasından dolayı kullanıyoruz. Lo'yu ben şey diye çevirmenizi öneririm. Tamam mı? Şey. Ke'yi de bir şey bağlarken ki diye çevirebilirsiniz. Şey ki var evin dışında. Yani diyor ki bizim için daha önemlidir şey ki var evin dışında. Yani evin dışında var olan şey bizim için daha önemlidir. İkinci K gelmiş. Burada da bir şey karşılaştırma yaptığı için ikinci K geliyor. Yani K geliyor yani. Neden geliyor? Bir şey için karşılaştırma yaparken mesela es más importante bir şey bir şey bir şey. K başka bir şey. Tamam mı? Karşılaştırma yaparken karşılaştırdığımız iki şeyin arasına K ekliyoruz. O zaman diyor ki yani evin dışında olan şeyler bizim için daha önemlidir. Neyden daha önemlidir? Las cosas que hay dentro. Cosa şey demek. Las cosas, cosas dediğine göre çoğul yapmış. Cosa dişil bir kelime olduğu için las cosas demiş. Şeyler. Que şeyler ki hay var. Dentro, dentro içeride demek. Yani diyor ki içeride olan şeylerden parlıyorum artık. Bizim için dışarıda, evin dışında olan şeyler, evin içinde olanlardan daha önemlidir diyor. Mi casa está cerca de la playa. Playa, plaj demekti. Cerca, yakın demek. Cerca de ile kullanmış. Bunda ne demiştik? Onlar farklı düşünüyorlar. Bir yerden yakın olmak. Biz ne deriz mesela? Plaja yakın deriz. Bir yere yakın olmak. Bunlar hep de ile kullanıyorlar. Bir yerden yakın ya da bir yerden uzak olmak. Tamam mı? Plaja yakınmış. Esta, estar eyleminden geliyor. Neden seri değil de estarı kullanıyorum? Çünkü yer belirtiyorum. Tamam? Benim evim olmak benim evimdir. Yakın plajdan. Benim evim plaja yakındır. Pero, ama también, ayrıca demekti değil mi? Bir dahilik bir şey ekleyecektik. También, cerca de la montaña. Montaña, dağ demek. O zaman, cerca de la montaña, dağdan yakın. Yani dağ yakın. Evim plaja yakındır ama aynı zamanda dağ yakındır. Yani evim plaja yakındır ama dağ da yakındır. Mi casa tiene electricidad solar y agua caliente. Mi casa tiene ne demek biliyoruz artık. Benim evimin var. Electricidad elektrik, solar. Solar da sol güneş demek. Solar da ondan gelen bir şey. Yani güneşten gelen elektrik değil mi? Güneş enerjisi. Ve i ve agua su caliente sıcak. Sıcak. Yani evimin güneş enerjisi ve sıcak suyu varmış. También, aynı zamanda ekleme yapıyorum ayrıca. Tiene, sahip. Kim sahip yine? Evim sahip. Calefacción, kalorifer. En mi casa vivimos mi mujer, mis dos perros y yo. Öncelikle İspanyollar bir şey söyledikleri zaman mesela sen ve ben ya da işte annem ve ben. Ben ve annem demiyorlar. Hatta bunun için şeyleri var. İşte ben ve annem dediğin zaman Los burros van adelante diye bir şeyler var. Yani eşekler önde gidermiş gibi. O yüzden bu konuda biraz hassaslar. Eğer bir şeyler söyleyip kendinizi de ekleyecekseniz kendinizi en sona ekleyin. O yüzden en mi casa benim evimde vivimos vivir eyleminden geliyor. Daha önce gördük. Vivo, vives, vive, vivimos. Biz yaşıyoruz. Mi benim demekti değil mi? Mi casa'da olduğu gibi. Mujer kadın demek. Mi mujer benim kadınım yani eşim demek istiyor. Mis dos perros. Perro köpek demek. Perros çoğul. Neden? İki tanelermiş çünkü. Mesela biz Türkçe'de şey deriz. İki köpek. Zaten iki ile onu çoğul yaptım ben. Ama İspanyollar zıt düşünüyorlar. Eğer diyor iki çoğulsa haliyle köpeği de çoğul yapman lazım ki bütünlük sağlasın. Mi benim demekti. Mis de benim demekmiş. Neden burada mis diye kullanmış? Çünkü sahip olduğum şeyler köpekler değil mi? İki tane köpek. Onlar çoğul olduğu için mi değil mis diye kullanmış. Ne demiştik? Hep bütünlük sağlamaya çalışıyorlar. Tekil çoğul bütünlüğü var burada. Mis dos perros. İyo en sona kendisini eklemiş. Ve ben. Yani evimde eşim,
İki köpeğim ve ben yaşıyoruz. Uno de mis perros se llama Luna. Luna ay demek bu arada aynı zamanda. Se llama llamarse'den geliyor. Llamar aramak demek. Llamarse çağrılmak. Biri sana öyle sesleniyor yani. Mesela ben Dilan diye çağrılıyorum. Bana Dilan derler gibi. Llamarse demek ki çağrılıyormuş. Luna olarak çağrılıyormuş. Kim öyle çağrılıyormuş? Mis perros, köpeklerim. Uno, bir demek. De, mis perros, köpeklerimden biri. De aynı zamanda dendanı veriyor değil mi? De casa mesela, evden. De la escuela diye gördük diye hatırlıyorum. Okuldan anlamına geliyordu. Uno de mis perros, köpeklerimden biri, çağrılır Luna. Köpeklerimden birinin adı Luna diyor yani. I ve es, o olmak. Neden o olmak? Çünkü Luna'dan bahsediyor artık. Odur, o olmak. Muy buena. Buena iyi demek. Burada karakter olarak verdiği için bien şeklinde kullanmamış. Buena şeklinde kullanmış. Muy çok demekti. Çok iyidir. Yani iyi bir köpekmiş. Tiene 12 años. Año, yıl demek. 12, 12, birden büyük olduğu için, çoğul olduğu için. Año değil, años şeklinde kullanmış. Tiene, onun var, o sahip. Yani 12 yılı varmış. İspanyollar yaş söylerken, mesela benim 25 yılım var diyorum ben. 25 yaşındayım diye ser ya da isterle kullanmıyorlar, tamam mı? Tenerle, yıla sahip olmakla kullanıyorlar. Demek ki onun 12 yılı varmış. 12 yaşındaymış. El otro, otro diğer demek. Neden el otro diye kullanmış? Çünkü diğeri demek istiyor. Artık diğer köpekten bahsediyor. Belirli olduğu için el otro olmuş. Es diğeridir. Gordo. Gordo da şişman demek aynı zamanda ama özel isim burada. Diğeri de Gordo'ymuş. Yani biri Luna, diğeri Gordo'ymuş. I ve tiene siete años. Siete, yedi demek. Aynı mantık, birden fazla olduğu için, çoğul olduğu için año değil, años yapmışız. Tiene, onun var demek. Yani 7 yıla sahipmiş, 7 yaşındaymış. Nosotros viajamos mucho y nuestros perros duermen cuando viajamos. Nosotros viajamos mucho. Mucho çok demek. Viajar eyleminden geliyor viajamos. Seyahat etmek demek. Bize göre çekimlemiş. Hep dikkat ettiyseniz bize göre çekimlediği zaman mos geliyor, tamam mı? Bu değişmiyor çünkü neden? Kişi eki bu. Zaman eki değil. Çünkü neden? Kişi eki bu. Mesela viajamos, vivimos. Kesin daha vardır ama görmüyorum. Nosotros, biz, viajamos, seyahat ediyoruz, mucho, çok. Adamların evi yürüyor zaten yani hani. Y ve nuestros, hatırladık mı? Nuestra casa vardı. Orada nuestra şeklinde kullanmıştı. Çünkü ev tekildi ve dişildi. Ama perro eril bir kelime. Perros çoğul olmuş. O yüzden hem nuestro olmuş öncelikle, o ile bitmiş, eril yapmışlar. Hem de nuestros olmuş. Çoğul olduğu için. Yani hem eril dişil bütünlüğünü hem tekil çoğul bütünlüğünü korudum. Y nuestros perros, bizim köpeklerimiz, duermen, düzensiz bir fiil, dormir eyleminden geliyor. Uyumak anlamına geliyor. Yani onlar uyuyorlar. Ben de uyuyorum bu arada. O kadar yorgunum ki seyahat sonrası. Cuando, zaman ki. Buradaki cuando da ne zaman değil. Tilde yok çünkü üstünde. Cuando, zaman ki, viajamos. Viajamos neydi? Seyahat ediyoruz. Yani köpeklerimiz uyuyorlar. Seyahat ettiğimiz zaman, bir seyahat ederken köpekler de uyuyorlarmış. Nos encanta. Buradaki encantar, gustar'ın bir tık üstü. Gustar, hoşuna gitmek. Encantar, bayılmak yani. Nos gusta dediğim zaman bizim hoşumuza gidiyordu. Nos encanta dediğimiz zaman biz bayılıyoruz artık. Viajar. Seyahat etmek. Porque, çünkü anlamına geliyor. Yine nos encanta, yine bayılıyoruz. Aprender, öğrenmek. Cosas nuevas. Cosas'ı yukarıda gördük. Şey anlamına geliyordu. Cosas yapmış. Şeyler. Nuevo, nueva, yeni demek. Neden nuevas yapmış? Çünkü cosa hem dişil hem de bu cosas şeklinde çoğul olduğu için bütünlük sağlamak istemişler. Yeni şeyler. O zaman nos encanta aprender nuevas cosas. Yeni şeyler öğrenmeye bayılıyoruz. Çok seyahat ediyoruz. Seyahat etmeye bayılıyoruz. Çünkü yeni şeyler öğrenmeye bayılıyoruz. Aşırı derecede hoşumuza gidiyor diye çekimlemiş. Encantarla, bu nos encantarla, nos gusta'nın
çekimi aynı mantık, tamam mı? Encantamos demiyorum. Biz bayılıyoruz demiyorum. Yani bizim aşırı hoşumuza gidiyor diyorum. Neye göre çekimlemişim? Biahara göre çekimlemişim. İkincisinde aprendere göre çekimlemişim. Yani seyahat etmek, öğrenmek, bunlar tekil oldukları için gusta diye çekimlemişim. Yani encanta diye çekimlemişim. Açıklama kısmımız da bu kadar. Şimdi bir İspanyol tarafından seslendirilişini göreceğiz. Sonra da soru kısmına geçeceğiz. Bugün pek enerjim yok ama pazar gününe yetişsin diye çekmek istedim. Umarım çok fazla yansımamıştır videoya. Geçelim diğer kısmımıza. Mi casa es un poco extraña. Tiene ruedas y se mueve. Mi casa tiene un baño, un salón, una cocina y una cama. Puedes ver la televisión desde la cama, pero normalmente no la utilizamos. Nos gusta la televisión, pero nos gusta mucho más mirar por la ventana el paisaje. Y como nuestra casa tiene ruedas, el paisaje siempre cambia. Mi casa es pequeña porque para nosotros es más importante lo que hay fuera de casa que las cosas que hay dentro. Mi casa está cerca de la playa, pero también cerca de la montaña. Mi casa tiene electricidad solar y agua caliente. También tiene calefacción. En mi casa vivimos mi mujer, mis dos perros y yo. Uno de mis perros se llama Luna y es muy buena. Tiene 12 años. El otro es Gordo y tiene 7 años. Nosotros viajamos mucho y nuestros perros duermen cuando viajamos. Nos encanta viajar porque nos encanta aprender cosas nuevas.